Çapraz nakil yoluyla iki aile hayata tutundu haberiyle devam ediyoruz. Adana'da oturan 42 yaşındaki Ahmet Koca ve Bağışçı eşi 32 yaşındaki Özlem Koca ile Denizli'nin Beyağaçlı ilçesinde oturan 35 yaşındaki Mehmet Ali Zurba ve Bağışçı kardeşi 32 yaşındaki Tuncay Zorba Akdeniz Üniversitesi'nde çapraz nakil oldu. Yaklaşık 1,5 yıldır hipertansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği bulunan 7 yıllık evli ve 2 çocuk babası elektrik teknisyeni Ahmet Koca Adana'da gelerek AÜ Hastanesi'nde nakil için başvuru yaptı. İdrar kaçırması nedeniyle 2009 yılından bu yana kronik böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan Denizli'nin Beyağaç ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Halil Zurba'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne organ bekleme sırasına yazıldı. Aile bireyleri arasında uygun verici de bulamayan Zurba ailesi Mehmet Halil Zurba için her yolu denemeye karar verdi. Beyağaç'ta kendisi gibi çiftçilik yapan kardeşi Tuncay Zurba, abisine çapraz nakil için başvurmaları yönünde teklifte bulundu. Geçen Aralık ayında çapraz nakil sırasına alınan Zurba kardeşler 1,5 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Ahmet Koca ve eşi Özlem Koca ile tanıştırıldı. Organ nakil koordinatörlerinin girişimleriyle iki aile çapraz nakil yapılmasına karar verdi. Yapılan tahlillerin olumlu çıkması her iki aileyi de sevindirdi. Geçen çarşamba günü Organ Nakli Merkez Müdürü Doçent Doktor Ayhan Dinçkan ve ekibi Mehmet Halil Zurba'nın kardeşi Tuncay Zurba'dan alınan böbreği Ahmet Koca'ya, Ahmet Koca'nın eşi Özlem Koca'dan alınan böbreği de Mehmet Halil Zurba'ya 4 saat süren operasyonla nakletti. Doçent Doktor Dinçkan, hastalarımızın hepsi de gayet sağlıklı ve taburcu olacakları günü bekliyorlar dedi. Başarılı geçen operasyonlar aynı zamanda dostluğunda başlangıcı olduğu durumları gayet iyi olan ve yakında taburcu olması beklenen Koca ailesi ve Zurba ailesi hastane odasında dostluk pozu verdi. Kardeşim öncülük etti. Kendi o verecek oldu. Bir vesileyle geldik. Arkadaşları tanıştık. Bu şekilde oldu. Yani, siz uymadı kardeşinizin tabii. Evet, kardeşim kan grubu uyuyordu ama bu dedi çapraz olursa dedi ben vereceğim dedi. Bunun sayesinde hayatta tutunduk. Allah razı olsun. Geldik biz de elimizden gelen şeylere yardımcı olduk.